Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde Dodurga'yı anlatacağız. Söz sende Hayrettin. Merhaba Cemal. Şimdi öncelikle şunu anlatalım. Dodurga ne demek? Dodurga isminin anlamı ne demek? Dodurga ülke alan, hanlık yapan demek. Tarihi kayıtlarda Dodurga ismi farklı şekilde de telaffuz ediliyor. Farklı şekilde de kayıtlara geçmiş. Birkaç farklı şekli var. Bunlardan birisi Tötürge, birisi Tutarga, birisi Dıdırlı. Yani dört farklı şekilde kayda geçmiş. Şimdi Dodurga boyuyla ilgili ilk olarak şunu anlatayım. Dede Korkut destanında Duydurga boyunun beyi Alaşhan diye geçiyor. Yani Dodurga boyu Dede Korkut destanında da geçiyor. Bak dikkat edersen Dede Korkut destanında Duydurga diye geçiyor. Yani orada da farklı bir şekilde telaffuz edilmiş. Ve buradan böylelikle Dede Korkut destanında anlıyoruz ki bunların ilk beylerin adı Alaşhan. Dodurga'nın adının anlamını bahsettik. Farklı şekilde telaffuz edilmelerini evet. Bahsettik. Şimdi Dodurga boyu Orta Asya'da Sirdere ve Mangışak bölgesinde yaşıyor. Şimdi Göktürkler devleti yıkıldıktan sonra Cemal, biliyorsun Uygur devleti kuruluyor, Uygur Kağanlığı. Uygur devletini kuran, bir araya gelip kuran 9 boy var. Bunlara Toguz Oğuzlar diyorlar. Bu Toguz Oğuzların içinde de Hutuku denilen bir grup var. Yani bunlar Dodurgalar. Ahmet Bircan Ercilasun'un Türk Dili Dari adlı kitabında bu bilgi mevcut. Yani 9 Oğuzları içinde Uygur Kağanlığı'nı kuran boylardan birisi Dodurga. Daha sonra biliyorsun diğer bütün Oğuz boyları gibi Dodurgalar da Horasan üzerinde Anadolu'ya, Azerbaycan'a, İran'a, Irak'a, Suriye'ye göç dalgasına katılıyorlar. Özellikle Erzurum bölgesine yerleşiyor dönem Dodurgalar. Ki önemli. Aslında Dodurga da nüfus olarak kalabalık bir boydur. Önemli bir boydur. Mesela şunu biliyoruz. Haymana Dodurga boyundan. Yani Süleyman Şah'ın eşi Ertuğrul'un annesi Haymana Dodurga boyuna benziyor. Bunu biliyorum. Peki Hayrettin, Dodurgalıların kurduğu devletlere örnek verecek olursak? Tarihte Dodurga boyu tarafından kurulmuş, kurulduğunu bildiğimiz bir devlet, beylik yok. Dodurga boyunun Osmanlı Devleti'ne askeri açıdan hizmet verdiğini, Osmanlı Devleti'ne yer aldığını biliyoruz Cemal. Hatta sana şöyle bir örnek vereyim. 1519 yılında Çukurova'da Dodurga boyu 34 obaya ayrılmış bir vaziyette yaşıyor. Yani sayılarını, nüfuslarını burada tahmin edebilirsin. Çukurova'yı da besleyen Seyhun'la Ceyhun diyoruz ya. Evet. Seyhan ve Ceyhan ırmakları. Evet. Buradan evet. Da bir çağrışım yapmıştır. Yani Atayurt'tan bu yurdumuza getirdiğimiz... Öz yurdumuza getirdiğimiz değerlerimizden birisi. Buna bir örnek. Şimdi yine mesela İran ve Sabebi Devleti Şah Abbas zamanında İran'da 20 bin çadır Dodurga'nın olduğu söyleniyor. Yani 20 bin yurt. Yani 20 bin çadır, 20 bin yurt. Yani şöyle sanırım bir şekilde kadar 4 kişi demiştik ya. Bir evet. Çadır 5-6 kişi. En az 100 bin civarı İran'da Dodurga var. İran, Sabebi Devleti'nde daha doğrusu. Anadolu hangi hariç. Yıllardı bunlar? Şah Abbas'ın 1550'li yıllar. Yani bahsettiğimiz yazır boyunun olduğu yıllar. Evet, o hemen hemen birbirine yakın dönemde. Yani yine biliyorsun İran'da şu anda halen eski dönemde çok büyük Oğuz, Türkmen nüfusları vardı. Dodurgalar da kalabalık nüfusta yaşıyorlar İran. Daha sonra bu Dodurgalara ne olduğuna gelecek olursak, bunların birçoğu Türkmenistan'a yerleşti. Şimdi Anadolu, Türkiye dışındaki Dodurgalara gelecek olursak, Azerbaycan'da çok ciddi bir Dodurga nüfusu var Cemal. Azerbaycan'da. Özellikle Gence şehrinde. Bakü'de, Sumgayit'te. Dodurga adlı yer isimleri var. Bakü'de Türk nüfusunun, günümüzde de Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı yerlerden birisi. Hatta sana Azerbaycan'la alakalı şunu söyleyeyim. Azerbaycan'da Aras ve Kura nehirleri arası oldukça verimli, bereketli ovalar yer almaktadır. Bir de Azerbaycan'da bolca ateş, yani doğalgaz olduğu için taşların altından ateş çıkmaktadır. Yani otlar yurdu, evet, Azerbaycan ateş otlar yurdu. Oradan geliyor. Türkmenistan'da mesela çok ciddi bir Dodurga nüfusu var. Çok ciddi. Mesela orada Gökten boyu ve Gerkez boyu var. Türkmenleri oluşturan büyük boylardan birisi. Türkmenistan Türkmenleri oluşturan büyük boylardan ikisi Gökten ve Gerkez. Bu Gökten ve Gerkez de Dodurgalara bağlı. Şimdi Türkmenistan'ın milli şairi vardır, meşhur. Şair Mahdum Kulu. Mesela Dodurga boyuna mensuptur. Dodurga boyunun yetişmiş olduğu Türkiye dışındaki önemli şahsiyetlerden birisi Türkmenistan'ın en büyük şairi Mahdum Kulu. Yine aynı şekilde Türkmenistan'ın büyük şairlerinin Zileli var. O da Dodurga boyuna mensuptur. Anadolu'ya gelecek olursak, Dodurgalar Anadolu'da geniş bir coğrafyada yaşıyorlar. Az önce Çukurova'dan bahsetmiştim. Evet. Bunun dışında birçok Dodurga adlı köy yerleşim, köy ve yerleşim isimleri mevcut. Mesela Denizli'de,
Çorum'da, Çankırı'da, ilçe isimleri, köy isimleri, kasaba isimleri. Yani Anadolu'dan Gence'ye kadar, İran'a kadar, Türkmenistan'a kadar olan bir coğrafyada yaşıyorlar. Halen hayatlarına devam ediyorlar. Şimdi Dodurga boyu birçok obadan meydana geliyor. Birçok obası var. Şimdi ben almış olduğum notlardan bunları paylaşayım. Tabii. Karç obası var. Karçalı obası var. Karçorlu var. Zaferanlı obası var. Alpagut obası var. Göksakallılar var. Oruçlu obası var. Sakamanlılar var. Döngeliler var. Esenliler var. Turhallar var. Bozcalar var. Ensarioğlu var. Şakırga, Şarlak, Şakar, Ekmekçi, Karabekir, Karaçay, Malkoç, Yasavur, Gökte ve Gerkes. Dodurga'yı meydana getiren obalar bunlar. Gördüğün gibi oldukça fazla. Peki Hayrettin, Dodurgalılardan bildiğin tarihe nam olmuş, Anadolu'da yaşamış kişiler var mı? Varsa bu kişiler kimler? Var. Sultan Abdülhamit'in en güvendiği adamlarından birisi 7-8 Hasan Paşa. Kendisi Çorumlu. Okuma yazması olmadığı için imzası Arapça 7 ve 8 anlamına gelen Vav ve Kef. Aslında bu kendi mensup olduğu boyun tamgasını imzası olarak kullanıyor. Mesela kendisi Dodurga boyuna mensuptur. Daha sonra Dodurgalar Yörüklerin içinde. Dodurga şehitleri mevcut. Cemal. Mesela Varsak dediğimiz Türkmen topluluğunun içinde yine Dodurgalar vardır. Hatta Dodurgaların Esenli Obası Varsakların içindedir. Hayrettin, az önce sayarken saydığın isimler arasında Turhal ismi geçti. Evet. Tokat Turhal ilçesi. Evet. Dodurga'nın Turhal Obası. Tokat Turhal ilçesinin ismini veren obadır. Turhal ilçesi ismini bu obadan alır. Ki Turhal'da da şu an özellikle Tokat il genelinde Dodurga nüfusu oldukça fazladır. Dodurgalar Tokat'ta kalabalık nüfus teşkil ediyorlar. Turhal'da da kalabalık nüfus teşkil ediyorlar. Hani dediğim gibi Anadolu'daki köy, yer, soy isimler, mevki isimleri genellikle Oğuz boylarının isimleri ya da bu boyları meydana getiren obaların isimleri tayfaların aşiretlerinin isimlerinden geliyor Cemal. Az önce örnek vermiştin. Ekmekçi. Evet. Şakar. Evet. Bunlar Türkiye'de kullanılan soy isimlerden. Evet. Bunun dışında? Benim bildiğim mesela Kırıkkaleli Delici ilçesinin eski ismi Karabekir. Mesela Karabekir ismi de bir Dodurga obası. Yine Sungurlu'ya bağlı Ekmekçi köyü. Yine bir Dodurga obası. Yani bu köyde Şakar, Şarlak, Şakırga adlı soy isimli aileler var. Bunu da biliyoruz. Böyle yani Cemal. Bu kadar. Teşekkürler Hayrettin. Dodurga boyunu bitirdik. Bir sonraki boyumuz Döger boyu olacak. Görüşmek üzere.